gözler, ufukta bir kervan bekliyor Medine'li. Herkes evlerin damında heyecanla bekliyorlar kutlu misafiri. Peygamberimiz tam şehre gireceği sırada kalabalık o dereceyi bulmuş ki kadınlar damların üzerine çıkarak şarkılar söylüyorlardı. O gün hep birlikte şu şiiri söylüyorlardı. Dolunay doldu, veda tepelerinin üzerinden bize. Allah'a yalvaran bulundukça bize de şükretmek düşer. Ey bize gönderilen peygamber, sen itaat olunan emirle geldin. Mini mini yavrular da şöyle söylüyorlardı. Biz Necazadelerin kızlarıyız. Muhammed'in komşuluğu ne hoş komşuluktur. Herkes bu büyük misafiri kendi evinde ağırlamak istiyordu. O gün günlerin en güzeliydi Medineliler için. Medineli o günden daha güzel bir gün görmemişti. Bütün insanlar sokağa dökülmüş. O geliyor. O geliyor diye coşuyordu herkes. Ondan önce Medine'ye hicret eden muhacirler gözlerinden yaşlar akıtarak hasret gideriyor. Medineliler onu ilk defa görmenin heyecanı yaşıyorlar. Allah Resulü Medine sokaklarında ilerliyordu. Medineliler onu misafir edebilmek için adeta can atıyor. Sevgili peygamberimiz ise onların hiçbirini kırmıyor. Gülümseyerek şöyle buyuruyordu. Devenin yolunu açınız. Nerede duracağı ona bildirilmiştir. Zengin Medineliler yemyeşil hurmalıklar içerisinde evleri vardı. Ama o Allah'ın Resulü'ydü. Bizim gibi bakmıyordu. O gönüllere taht kuran gönüllerin efendisiydi. O kimsenin kalbini kırmadı. Herkes gibi devenin çökeceği yere razı olmuştu. İlerliyordu kusura. Neccar oğulların sokağına geldi. Sel ve Süheyl isminde iki yetime ait olan arsaya geldiğinde yere çöktü. Yetimleri çağırtmıştı Allah Resulü. Onlar Allah yolunda vakfetmek istemişlerdi. İncitmeden hayır dedi Allah Resulü. Çocuklar ellerinde güllerle karşılıyorlardı. Allah Resulü'nü karşılıyor. Seviyoruz ya Resulallah diyorlardı. O gün günlerin en güzeliydi Medine'li için.